Günaydın. Bugün 5. ve son günümüz. Bugün de geziyoruz ve bitti, yarın dönüyoruz. Yarın sabah erkenden çıkıyoruz. Yani hiçbir yeri göremeyeceğiz maalesef. Bugün şimdi Mostar'a gidiyoruz. Bir oraları gezeceğiz. Biraz kahvaltı falan edeceğiz. Öğleden sonra da Blaga'ya geçeceğiz. Orayı çok merak ediyorum. En beğendiğim yerlerden bir tanesi orasıydı. Fotoğraflarda yani. Bakalım, umarım güzel bir yerdir de boşu boşuna yine o kadar mesafe gitmeyiz. Burada esiyor da. Böyle tatlı elbiseler çıkıyor. Şu an Mostar Köprüsü'ndeyiz. Şimdi arkadaşlar, biz en son kahve içiyorduk kafede. Sonra Sare'nin çok uykusu geldiği için çok huysuzlandı. Erkekler de cumaya gidecekti. Biz de kızlar olarak eve geldik. Sare uyudu yolda falan. Sonra pişman olduk. Keşke kafede uyusaydık, doğru otursaydık diye. Geri mi dönsek dedik falan. Birbirimize de ulaşamadığımız için en son eve gelmeye tekrar karar verip eve döndük. Neyse, sonuç olarak Sare uykusunu uyudu. Kocam namazdan döndü. Ve gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Blaga'ya gidiyoruz. Orada bir tekke var. Deniz, yani suyun kenarında, nehir kenarında. Ve resimlerini falan çok beğenmiştim. Umarım beklediğim kadar güzel olur. Boklu, benim kızım bir çişli. Benim kızım tam boklu, benim kızım tam çişli. Makyajımı. Çıkar makyajımı. Şimdi senden daha çok reaksiyon aldım. Ben biraz çalışacağım şimdi. Evet. Defterim yazayım ben. Çalışayım ben bunları. Hiçbir şey yok mu defterime? Çok gerildim ki. Ama Allah'tan sonra ben çalışacağım. Şimdi kadifler yağ alacaklar. Benzinlikten herhalde alıyor. Onun Baby Gaga'sı. Oradan da Blaga'ya gideceğiz. Aaaa! Alkış! Git şimdi tuvalete elini yık. Bunun kıymeti yok lan. Yandın ya, yan. Evet, bir açıklama ihtiyacımız var. Arabanın yağı bitmişti ya. Kapağının motorun içine düşürdüler. Kurtarıcımızla Feyza'nın ince kolları oldu. Evet. Bu çırpılığın bir işe yaradığı gün. Gerçekten. Sare'nin bile kolu girmezdi muhtemelen oraya. Biz içerideydik, neler neler olmuş ya. Alt tarafı bir yağ dolduracaklardı. Kapağı düşürmüşler. Tekerleğin arkasına kaçmış. Sokamamışlar kollarını. Biz her şeyden habersiz içeride bekliyorduk. Neyse, Feyza çırpı kollarıyla
hepimizi kurtarmış. Sosisi de bağ verin ya. O Arda iyi, siz hiç demişsiniz önde bir adam. Bu ne? O pizza. Ay sol taraftaki eve bakın. Tek katlı bahçeliye. Yılan olur orada. Yeriz. Yılan be. Hadi. Yanlışlıkla çıktım yani köşeden. Aa, buraya bere varmış. Evet, şimdi Blaga'ya geldik. Biraz arabayı yukarıda geride bıraktık. Otopark parası vermedik. Çünkü Türklük. Burada da kendimizi göstermeliydik. Gerekeni yaptık. Şimdi geziyoruz ve çok güzel bir yerde görüyoruz. Göstereceğim hemen. Bakar mısınız? Resmen doğa harikası. Sonra bugün çok geçiyorum. Evet, Blagaj teknesine girdik. Kişi başı 5 euroymuş. Biraz pahalı tabii ki bizim için. Ama umarım değer. Şimdi gösteriyorum. Hala 5 yıl var ya arada. Ne oldu? Face card'la girdim gerçekten. Ya 19 yaşındayım deyip girdin. Yo, ben 18'im. 18 yaş altı bedavlandım dedim. O dedi ki evet, o zaman ben giriyorum dedim. Ha, direkt söylemedim. Evet arkadaşlar. Orada ne yazıyor? Verelim şöyle. Evet, alayım. Broşürlerinizi verelim şöyle. Şurada abdesthaneler var. Lavabolar. İlk girerken bu karşılıyor bizi. Evet. Burada ne yazıyor? 15. yüzyıl başlarında dersler tarafından yazılmış. Ha, Türkçe var. Tarihinden kaderi. Halen devam etmekteymiş. Kim? Evet.
suyun temizliği. Köprüden geçmiyor musun hayatım? Önce bir fotoğraf çekelim, sonra. Gel ya. Acıktın mı hemen? Evet, tekkeyi gezdik. Tekkeye giriş için 5 euro ücret ödemiştik demiştim. Açıkçası biraz pahalı. Ama güzeldi. Yani ben girmeseydim pişman olurdum. Aklımda kalırdı. Ama dediğim gibi yani keşke bu kadar pahalı olmasa. Biraz o konuda gereksiz bir ücret. Yani bir gezmek çünkü 10-15 dakikanı falan oluyor. Hani öyle uzun uzun gezebileceğin, görebileceğin şeyler yok. Doğaya bakar mısınız? Harika bir yer ama. Gerçekten efsane bir yere yapmışlar. Bu arada öğrendiğim kadarıyla burası, bu tekkenin yapımı Osmanlı burayı fethetmeden önce Müslümanlığı sevdirmek amacıyla yapılmış ve işte iyilikler yapmışlar. Burada zikire çekmişler. İnsanlara hani Müslümanlığı öğretip aşılamak amacıyla yapılmış. Ardından Osmanlı'da da fethediyor ve Müslümanlaşmaya başlıyor ülke. Hemen bu kadarıyla böyle yani. Ve çok güzel bir yere yapmışlar. Sadece yollar. Thank you.